Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 20-21 Şubat 2020 tarihinde yapılan Hız ve Renk yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz demiş. Bakın, içinde değişik işlevleri olan derken buraya ne getirebiliriz arkadaşlar? Görev kelimesini getirebiliriz. Bundan dolayı biz D seçeneğini elemiş oluruz. Yine yaşam biçimini yansıtan derken buraya da arkadaşlar yaşam biçimini gösteren kelimesini getirebiliriz. A seçeneğini elemiş olduk. Bu bakımdan derken buraya bu açıdan diyebiliriz. Biz buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Geniş bir yelpazede derken geniş bir çeşitlilikten bahsediyor. Buraya da çeşitlilik kelimesini getirebiliriz. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş olduk. Bakın bu parçada altı çizili yerler arkadaşlar hareket kelimesini getiremeyiz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kinayeli anlatıma başvurulmuştur. Tanımlama yapılmış. Dolaylı anlatımdan yararlanılmış. Neden sonuç cümlesi kullanılmış. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Bakın arkadaşlar, şurada müzik bizi duyguların merkezine iten ve onları dönüştüren bir araçtır derken müziğin tanımı yapılmış. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Dolaylı anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Rubin'in Homeros'un İlyada ve Odesya destanları gibi eserlerin şiir diline ait araçları yardımıyla sözel olarak kuşaktan kuşağa geçtiğini anlatır ifadesi dolaylı bir anlatımdır. Rubin'in sözüne yer verilmiş. Bundan dolayı da C seçeneğini elemiş oluruz. Peki neden sonuç cümlesi nerede var? Bakın arkadaşlar, neden sonuç cümlesi şurada. Kolay geri çağrılabilir olduğundan o duyguyla bağlantılı bütün o anları hatırlamak çok daha kolay olacaktır. Neden çok daha kolay olacaktır? Kolay geri çağrılabilir olduğundan zaten buradaki dandan eki neden bildiren bir ektir. O yüzden D seçeneğini de çıkarabiliriz. Bunu denemiş olduk. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiş midir? Tabii ki yer verilmiş. Bakın, kara bir gün derken burada bir mecazlı ifade görüyoruz. Bizi geçmişte yolculuk yaptırma ifadesinde de mecazlı bir anlatım görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada kinayeli anlatıma başvurulmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir yargı vardır? Üslup dediğine göre arkadaşlar biz dil ile ilgili olan ifadelere bakmış olacağız. Şimdi cümlelere baktığımızda 3 numaralı cümlede. Bakın, yazar 4 kısa bölümden oluşan kitabında polemikçi bir dille teknolojinin olanaklarına karşın uyku üzerinde yol açtığı tahribatı ve bu konudaki çalışmaları tartışır demiş. Burada dikkatimizi çeken ifade nedir? Polemikçi bir dille demiş. Bu üslupla ilgili bir ifadedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada Sezai Karakoç'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İslami kimliğiyle öne çıkan bir sanatçı olduğu, bakın buradan İslami düşünceleriyle İslami düşünceleri demiş. İslami düşünceleri benimseyen bir sanatçıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Yenilikçi ve özgün bir şair olduğuna, bakın şurada yeni ve modern şiir denilen yenilikçi şekil ve şiir anlayışı içinde vermiştir ifadesini görüyoruz. Buradan da bunu çıkarabiliriz. B seçeneğini denemiş olduk. İkinci yeni şiir anlayışını beğenmediğine dursun. Batı şiirini yakından takip ettiğine arkadaşlar buradan da Batı edebiyatını en iyi inceleyen şair ifadesinden bunu çıkarabiliriz. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Şiirlerinde gerçek ve gerçek üstü ögeleri işlediğini, bakın bunu da geleneksel şiirin motiflerini gerçek üstücülükle kaynaştırmıştır ifadesinden çıkarabiliriz. O yüzden E seçeneğini elemiş olduk. Bu parçada ikinci yeni şiir anlayışını beğenmediğine dair bir ifade yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi bu özellikleri içermektedir? Ölüm teması, aruz ölçüsü, imge kullanımı. Bakın arkadaşlar, seçeneklere baktığımızda en uygun örneğin D seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Çünkü rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Bakın bu altını çizmiş olduğum ifadelerle sanatçı ölümden bahsediyor. Yine arkadaşlar altını çizmiş olduğum ifadelerde de imgelerin kullanıldığını yani söz sanatlarının var olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu parçada aruz ölçüsü de kaleme alınmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükseklerde uçar, alçağa inmez. Yiğit olan yiğit yayını vermez. Arkasını çevirip yüzünü dönmez. Yaralanır sıfatından döşünden. Epik bir üsluba sahiptir demiş. Evet arkadaşlar bakın yiğitlikten bahsediyor. Bundan dolayı bu doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Karşıt sözcükler kullanılmıştır. Tabii ki yüksek ve alçak kelimelerini görüyoruz. Bunlar karşıt ifadelerdir. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir diyor. Bakın ünlüleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'li hece ölçüsüyle yazıldığı görülmektedir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ek halinde redif vardır demiş. Bakın inmez, vermez, dönmez derken arkadaşlar mazmezler nedir burada? Ek halinde rediftir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zengin kafiye kullanılmıştır. Bakalım. Bakın arkadaşlar N seslerinin benzer olduğunu görüyoruz. İki mısrada. Bundan dolayı da bu nedir? Tek ses benzerliği olduğu için yarım kafiyedir. Dolayısıyla burada zengin kafiye yok. Yarım kafiye kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur? Allah'a sığın şahsı halimin gazabından. Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. İrsali mesel atasözü sanatıdır arkadaşlar. Parçalarda, şiirlerde atasözünün yer almasıdır. Bakın burada da yumuşak huylu atın çiftesi pektir ifadesi bir atasözüdür. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kadrini bilmeyenler alır eline. Onun için eğri biter menekşe ifadesinde hüsnü talil sanatı vardır. Yani menekşenin eğri bitmesi arkadaşlar kadrini bilmeyenlerin onu eline almasına bağlamış. Olayı güzel bir nedene bağlamaya çalışmış. Bundan dolayı da B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne atılmışım ben. Arkadaşlar bakın kendisini yolcuya benzetmiş, kuru yaprağa benzetmiş. Teşbih sanatı var yani benzetme sanatı var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir ifadesinde dur yolcu nida yani seslenme bildirir. O yüzden burada seslenme sanatı vardır. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Minnet hüdaya, devleti dünya fena bulur. Baki kalır sayfeyi alemde adımız. Arkadaşlar telmi, tarihi olay ya da şahsiyetlerin hatırlatılması sanatıdır. Burada herhangi bir olay olmadığı için bu şekilde doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parça aşağıdaki alıntılardan hangisinin tiyatro uyarlamasıdır? Parçamıza bakalım. Yolcu, sen gidersin cihan kalır, sen toprağın can benim. Cümle canlılar bunu bilir. Deli Dumrul, yanarım yapamadığım iyilikler için, yanarım doyamadığım güzellikler için, yanarım gün ortasında sönen güneşim için. Bakın arkadaşlar Deli Dumrul'dan bahsediyor. Deli Dumrul, Dede Korkut hikayeleri içerisinde yer alan bir hikayedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Diyaloglara bakalım. Muhabir, divan şiiri ile ilgili benim de kanaat getirdiğim önemli eleştirilerden biri de zamanını aşamadığı, güncel hayatı yakalayamadığı yönündedir. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Şair, Nabi'nin var içinde redifli gazeli divanında uyuyor. Nedim'in bu gazele 40 yıl sonra söylediği nazirenin mısraları mesela eyvah o üç çifte kayık aldı kararım şarkı okuyup geçti bir afet var içinde denildiği vakit hala boğaz içinden geçiyor zannedilir. Beyitte bir imge kurulduğu söylense bile o zamanki İstanbul yansıtan manzaralardan gerçek bir tablonun aktarıldığı muhakkaktır. Muhabir, divan şairleri aşk, kadın ve şarap konularını işleyen,
anlaşılmaz, ağır ve ağdalı bir dil kullanan ve bu kalıpların dışına çıkmayan eski Türk edebiyatı şairleri olarak güncelliklerini yitirmemiş midir? Şair, iyi ama Fuzuli ile aynı çağda yaşayan Shakespeare niye eski İngiliz şairi diye anılmıyor da İngiliz şairi diye anılıyor? Niye Shakespeare'in eserleri tarihçiler, psikologlar, eğitim bilimcileri, teologlar tarafından da inceleniyor? Eserleri sinemaya uyarlanıyor. Tiyatrolarında insan karakterlerinin en derin gizemleri bulunuyor da iş bizim şairlere gelince eski gazel veya kaside şairi oluyorlar. Seçeneklere baktığımızda muhabir divan şairlerinin hakikatten ve halktan kopuk olarak görmektedir ifadesi nerede var? Bakın ilk muhabirin ifadelerinde görüyoruz. Zamanını aşamadığı, güncel hayatı yakalayamadığı yönündedir. Bu muhabirin düşüncesi. Buradan biz A seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu elemiş olduk. Şair, Nedim'in gazelini örnek vererek divan şiirinin hayatın içinde canlı bir şekilde olduğunu anlatmaktadır. Bakalım arkadaşlar, şu ifadenin yer aldığı hala boğaz içinden geçiyor zannedilir. Aynı zamanda İstanbul'u yansıtan manzaralardan gerçek bir tablonun aktarıldığı muhakkaktır demiş. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Divan şairleri çerçevesi belli bir şiir geleneği meydana getirmişlerdir. Bu var mıdır peki? Bu da yine muhabirin ifadelerinde var. Bakın şurada yer alıyor. Bu kalıpların dışına çıkamayan eski Türk edebiyatı demiş. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Divan şiiri üzerine günümüzde herhangi bir araştırma yapılmamaktadır. Bu dursun. Şair divan şiirinin değerinin bilinmemesinden yakınmaktadır. Bu nerede arkadaşlar? Bu da bakın son şairin düşüncelerinde yer almaktadır. Buradan da E seçeneği çıkar. O yüzden bunu denemiş olduk. Fakat divan şiiri üzerine günümüzde herhangi bir araştırma yapılmamaktadır ifadesi çıkmıyor. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru, bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Küçük kız yollara düşmüş, az gitmiş, uz gitmiş, bir köye ulaşmış. Orada köyün zenginlerinden biri onu köle olarak evine almış. Büyümüş, çok güzel bir kız olmuş. Güzelliği ilden ile, dilden dile yayılmış. Kısmet bu ya, bir başka padişahın oğluyla evlenmiş. Bakın arkadaşlar, burada üçüncü kişili anlatım var mı? Yani o var mı? Tabii ki var. Düşmüş olan kim? O. Gitmiş olan kim? O. Ulaşmış olan kim? O. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki arkadaşlar, dilek var mıdır? Bu dursun. Geçmiş zaman kipi var mı? Bakın hepsinin altını çizdim. Mişli geçmiş zaman, yani öğrenilen geçmiş zaman kipeki kullanılmış. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Halk deyişi var mı? Tabii ki var. Bakın az gitmiş, uz gitmiş ifadesi. Yine güzelliği ilden ile, dilden dile yayılmış ifadesi. Bunlar halk ifadeleridir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. Mekan var mı? Tabii ki var. Bakın mekan bir köyde geçiyor. Bundan dolayı E seçeneğini elemiş oluruz. Bu parçada herhangi bir dilek yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerden yola çıkarak mesnevi nazım biçimiyle ilgili konu bütünlüğü vardır. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Meğer bir gün ki ateşi pareyi necd, şerer pervanesi mecnunu pür vecd. Siyah mesli şarabı hayret olmuş, kararmış gözleri Leyli ile dolmuş. Dolaştırmış perişan seyri raha, tutulmuş kendisi çüğün damı maha. Arkadaşlar bakın, Leyla ile Mecnun olayından bahsediyor. Konu bütünlüğü var, bunu alabiliriz. Zaten mesneviler aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Burada da böyledir. O yüzden bunu da almış oluruz. Her beyit kendi arasında kafiyeli midir? Bakın, ecler arkadaşlar redif olmadığı için nedir? Üç ses benzerliğinden dolayı zengin uyaktır. Hayret olmuş, deliyle dolmuş. Arkadaşlar olmuş. Bir sözcük diğer sözcüğün içerisinde yer aldığı için bu da tunç kafiyedir. Raha maha, buradaki ahalar arkadaşlar dört ses benzerlidir. Yani şapkalı ağlar iki sestir. Bundan dolayı burada da ne vardır? Dört ses benzerliği olduğu için zengin kafiye vardır. Beyit de kendi arasında kafiyelidir. O yüzden bunu da alabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri yer değiştirdiğinde parçadaki bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?
Bakın arkadaşlar, parçayı okuduğumuzda koçaklama yanlış söylenmiş. Çünkü bir kişi olay ya da durumu eleştiren koşmalara koçaklama denmez. Yine coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlık konularını anlatan, savaşları tasvir eden koşmalara da taşlama denmez. Bununla bunun arkadaşlar yer değiştirmesi gerekirdi. Tam tersidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Nokta nokta Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı Hamse sahibidir. Divanları ve mesnevileri dışında mensur eserleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri Türkçeyi bırakıp eserlerini Farsça verenlere ithaf ettiği Muhakemetül Lugateyn ile ilk şuara tezkiresi olarak kabul edilen Mecalüsün Nefais'tir. Arkadaşlar, Hamse'si olan Muhakemetül Lugateyn ve Mecalüsün Nefais adlı eserleri yazan kişi kimdir? Alişir Nevai'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış eser konu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şair evlenmesi, Şinasi'nin yazmış olduğu bir eserdir. Görücü usulü ile evlenmenin eleştirisinin yapıldığı eserde Müştak Bey'in evlilik yolunda başına gelen komik olaylar anlatılmıştır. Arkadaşlar, bu ifade doğrudur. O yüzden 1'i elemiş oluruz. Vatan yahut Silistre, Namık Kemal'in eseridir. Silistre kalesine yardıma koşan gönüllüler ve bu gönüllülerden İslam Bey ile Zekiye'nin yaşadıkları aşk üzerinden vatan sevgisi vurgulanmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu kalsın. 4. Zor nikah. Zor nikah kimin arkadaşlar? Ahmet Vefik Paşa'nındır. Yaşı 50'yi geçmiş İvaz Ağa'nın, çevrenin zenginlerinden Büyük Ağa'nın genç ve güzel kızı Ziba Hanım'la evlenmek istemesi anlatılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Eyvah! Bu da Ahmet Mithat Efendi'nin eseridir. Birbirinden habersiz iki kadınla evli olan Meftun Bey'in psikolojik duygusal bölünmesi dramatize edilerek çok eşlilik eleştirilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat sizin de bildiğiniz gibi Atala adlı eser Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Korkaklıkla suçlanan Samurkaş adlı bir Çerkez gencinin canına kıyması ve sevgilisi Arslan Göz'ün de bu acıya dayanamayarak kendini bir esirciye sattırması anlatılmıştır. Bakın arkadaşlar, Atala Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri, fakat burada bahsedilen Samurkaş ve Çerkez aynı zamanda Arslan Göz kahramanlarının bulunduğu eser hangi eserdir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi bu da Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Çerkeş Özdenler adlı eserdir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 numaranın olduğu C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi Tanzimat 1. döneminde yazılmış olabilir? Tanzimat 1. kuşak şairleri genel olarak toplum için sanat anlayışına bağlı kalarak eski nazım şekilleriyle sosyal ve siyasal hayatı etkeden yeni kavram ve duygular işlediler. Döşedi Mihri Felek yolları Dibavar ile etti Teşrif Çemen mülkünü Sultanı Bahar. Burada böyle bir şey göremiyoruz. Bunu elemiş olduk. Ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i hürriyet, çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Bakın arkadaşlar, burada hürriyet ifadesini görüyoruz. Hürriyet ifadesi Tanzimat'la beraber edebiyatımıza girmiş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da eski nazım şekliyle anlatılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Tevfik Fikret'in yazmış olduğu Hayata Karşı Beşer şiirine bakıyoruz. Şiire baktığımızda arkadaşlar, bakın, iki tane dörtlükten, iki tane de üçlükten oluştuğunu görmekteyiz. Aynı zamanda bu şiir 14'lü arkadaşlar mısraya sahiptir. Bu özelliklerin yer aldığı sone olacaktır. Bunun için de cevabımız C seçeneğidir. 17. soru. Bu parçada Servet Fuhr'un romancılığındaki hangi özellik vurgulanmaktadır? Servet Fuhr'un romancıları Türk toplumunun nasıl ve ne ölçüde batılılaşmakta olduğunu en uygun örneklerle anlatırlar. Edebiyat-ı Cedide hareketinin hikayesi olan Mavi ve Siyah'ta Halit Ziya, idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte
orta halli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, adetleri ve o devrin basın hayatını tasvir ettiği gibi Aşk-ı Memnun'a da batılı yaşayış tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatını etraflı olarak verir. Mehmet Rauf da Eylül'de roman kahramanlarının batı kültürü ve müziği ile ne kadar ilgili bulunduklarını anlatır. Bu durum bir bakıma sanatçıların kendi hayatlarından da bazı unsurları kahramanları aracılığıyla romanlarına soktuklarını gösterir demiş. Arkadaşlar bakın, sanatçılar kendi hayatlarını roman kahramanları olarak romanın içerisine sokuyorlarsa burada ne vardır? Gerçekçilik vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçadan hareketle Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Eserlerinde İstanbul mahallelerindeki yaşam tarzını işlemiştir. Bakın, İstanbul halkının toplumsal töresel yaşantısını, aile geçimsizliklerini, mahalle kadınlarının kavgalarını, batı inançları, yaşadığı çağdaki toplumun geçmişte duyduğu kriz ve değişimleri gözlemci, mizahi dehası ile anlatır derken buradan A seçeneği çıkar, bunu elemiş olduk. Sokağı edebiyata taşımıştır. Yine buradan bunu da çıkarabiliriz. Çünkü mahalleliği direkt edebiyatın içerisine almış. Buradan B seçeneği de çıkar, bunu da elemiş olduk. Bağımsız bir sanatçıdır. Bakın, Servet-i Fuyuncularla çağdaş olduğu halde onlardan farklı bir sanat anlayışıyla yazar ifadesinden biz C seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Daha çok romantizmden etkilenmiştir. Dursun. Okurlarını eğlendiren bir üslubu vardır. Bakın, mizahi dehası var derken yine şurada yer alan hem komiktir ifadesi eğlendiren bir üslubunun olduğunu gösterir. Bunu da elemiş olduk. Romantizmden etkilendiğine dair bir ifade yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, parçaya baktığımızda kahramanlar çok önemli. Burada Kız Tevfi'yi görüyoruz. Emine'yi görüyoruz arkadaşlar. Bu hangi romanda geçiyor? Tabii ki Sinekli Bakkal'da geçiyor. Bunu da Halide Edip Adıvar yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 20. soru. Cumhuriyet dönemine ait bir romandan alınan bu parçayla ilgili olarak Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm adlı eserinden alınmıştır. Anlatım masal ve halk hikayesi gibi türlere ait unsurlarla zenginleştirilmiştir. Toplumcu gerçekçi anlayışla kaleme alınmış, sosyolojik analizler yapılmıştır. Yer unsuru göz ardı edilmiş, çevre betimlemesi yapılmamıştır. Bilinç akışı tekniğinden faydalanılmış, kahramanın ruh hali yansıtılmıştır. Yargılarından hangileri söylenemez demiş. Parçamızı okuyalım arkadaşlar şimdi. Elmas gelini çok özledim tulumba. O da seni özlemiş dirmit kız. Kime söylemiş? İnce ince yağan kara söylemiş. Dirmit elması özledikçe içindeki şüpheyi korkuyu attı. Düştüğü suçluluk duygusundan yakasını kurtardı. Gizlice elmasın yanına gitti, boynuna sarıldı. O kış ortasında tulumba yine dondu. Dirmit her sabah erkenden tulumbanın ağzına sıcak su akıttı. Kolunu gövdesini ovdu. Haftını temizledi. Ama tulumba dile gelmedi. Dirmit yine de günlerce bıkmadan usanmadan tulumbanın başına indi. Kulağına eğildi. Avaz avaz bağırdı. Elini tulumbanın ağzına soktu. Kolunu bükmeye çalıştı. Tulumba sonunda dayanamadı. Ağladı. Dirmit onun boynundan aşağı ince ince yaş süzüldüğünü görür görmez tulumbanın kendisiyle konuşmadığı için çok üzüldüğünü anladı. Tulumbanın başını kollarıyla kuruladı. Yüzünü, kolunu, gövdesini okşayıp yanından ayrıldı. Üzüntüsünden geceleri tulumbaya bakamadı. Girip çıkarken tulumbadan yana başını çevirmedi. Bakın arkadaşlar, şimdi öncülere geldiğimizde burada dikkat edecek olursanız ne demiş? Dirmit kız ve elmastan bahsediyor. Bu iki kahraman da Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm adlı eserinden yer alan kahramanlardır. O yüzden bir doğrudur, bunu elemiş oluruz. Yine parçaya baktığımızda masal ve halk hikayesi gibi türlere ait unsurlarla zenginleştirildiği görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Toplumcu gerçekçi anlayışla kaleme alınmış, sosyolojik analizler yapılmıştır diyor. Arkadaşlar, parçada herhangi bir sosyolojik analiz yok. Toplumsal gerçekçi anlayışla yazılmamıştır. Üçü alabiliriz. Yine yer unsuru göz ardı edilmiş, çevre betimlemesi yapılmamıştır. Evet, doğru söylüyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız herhangi bir çevre betimlemesi yapılmamış. Yer unsuru da o yüzden göz ardı edilmiş.
Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Bilinç akışı tekniğinden faydalanılmış, kahramanın ruh hali yansıtılmıştır. Arkadaşlar burada herhangi bir kahramanın ruh hali yansıtılmamış. O yüzden bu yanlıştır. Bunu da alabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 5'in yer aldığı D seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sabahattin Eyüboğlu, Mavi ve Kara adlı denemesinde devrinin ilerici gerici kavgasına ışık tutar. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Beşşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı deneme, gezi, anı ve şehir monografisi denilebilecek türde bir eserdir. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı anısında Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatını geniş bir bakışla anlatır. Bu da doğrudur, bunu denemiş olduk. Düşsem Yollara Yollara, Haldun Taner'in Avrupa'da izlenimlerini anlattığı gezi kitabıdır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Mehmet Kaplan, Resmi Türk Edebiyatı Tarihini, eserinin ön sözünde Türk Edebiyatı Tarihinin bir bütün halinde hikaye etmek amacıyla yazdığını belirtir. Arkadaşlar, Resmi Türk Edebiyatı Tarihi Mehmet Kaplan'ın değil, bu arkadaşlar Nihat Sami Banarlı'nın eserlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçının şiirlerinden biridir? Yüksek şairane hayaller ve betimlemeler bulmakta ve şairlik gücü yüksek bir şekilde sunmakta hayli ustadır. 1952'de Mavi Hareketi'ni işte bu noktadan başlatarak garipçilere saldırmış, onları kuruluğa düşmek, şairaneliği öldürmek, şiiri sıradan ve basit hale getirmek, sanat olmaktan çıkarmakla suçlamıştır. Divan şiirinden tanıdığı ritim ve ahengi serbest şiirin içinde kendine özgü yöntemlerle bulup uygulamaya özel bir önem vermiştir. Arkadaşlar, burada bahsettiği Mavicileri hareketinin içerisinde yer alıp garipçilere saldıran kişi kimdir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Atilla İlhan'dır. Seçeneklere bakacak olursak Sebep Ey Erdem Beyazıt'ındır, bunu elemiş oluruz. Ben ve Ötesi Necip Fazıl'ındır, bunu da elemiş oluruz. İşaret Çocukları, bu da Cahit Zarifoğlu'ndur, bunu da elemiş oluruz. La Menif, bu da Asaf Halet Çelebi'nin eseridir, bunu da elemiş oluruz. Yağmur Kaçağı Atilla İlhan'ındır, bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 23. soru. Buna göre parçada söz edilen romanlarda sırasıyla aşağıdaki tekniklerden hangisi örneklenmiştir? Modernizme esas alan eserlerde şiire özgü söyleyişlerden yararlanarak çağrışımlara açık, alegorik anlatıma önem verilir. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilir. Hasan Ali Toptaş, Bin Hüzünlü Haz romanında Alaaddin adlı anlatıcı kahraman aracılığıyla okurun metne katkı sağlamasını beklerken sık sık okura seslenir, okuru yazma sürecinde de yaşatmaya çalışır ve anlatımın oluşumuna tanıklık etmesini ister. Arkadaşlar, burada bahsettiği şey nedir? Üst kurmacadır. Diğerine bakalım. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Olrich'in Efendim ifadesi, Turgut Özben'in Bat Dünya Bat sözü romanın değişik bölümlerinde çeşitli nedenlerle tekrarlanan ifade kalıp olarak göze çarpar. Arkadaşlar, tekrarlanan bölümlere biz ne diyoruz? Leitmotiv diyoruz. Buna baktığımızda ise doğru cevabımız üst kurmaca ve leitmotivin yer aldığı A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu denemenin de son sorusuna geldik. 24. soruya. Buna göre Paul Verlaine şiiri aşağıdaki edebi akımların hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır? Hatıralar, Ne istersiniz benden? Sonbahar, Durgun gökte ardıç kuşları uçuşmadalar. Güneşten, ölgün ve soluk bir ışık vurmada. İçinde poyrazlar esen sararmış ormana. Yapayalnızlık, yürüyorduk türlü hülyalarda. Saçlarımız ve düşlerimiz rüzgarda. Çevirip güzel gözlerini bana, hangisi en güzel günün diye sordu ve billur sesi. Paul Verlaine bu şiirinde dış dünyanın kendisinde bıraktığı izlenimleri hayalleriyle süsleyerek ifade etmiştir. Bakın arkadaşlar, izlenimlerini demiş. İzlenimcilik nedir arkadaşlar? Empresyonizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.